Merhaba. Tabii ki yani Allah ve sistemlerini anlatırken, anlatmaya gayret ederken, siz yaşamaya gayret ederken ve bu sistemde görmeniz ve geçmeniz gereken şeyleri deneyimlerken bir sürü yollar geçiyorsunuz ve bunu gerçekten hani biz çok yoğun bir kış geçirdik. Kendi başınıza yapmanız gerekiyor. Kendi başınıza bunu yapmanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yani tabii ki herkesin bağlantılı olduğunu ve Allah sisteminde olduğunuzu fark ediyorsunuzdur. Fakat burada çok özel söylemek istediğim bir şey var benim. Şimdi bu alemde kendinizi keşfetmek üzere bir yolculuktasınız. Şimdi bu yolculuğa başladığınız zaman önünüze din geliyor. Dini es geçerek yapabileceğiniz bir iş olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ben dinler üstüyüm diye bir söz pek bana uymuyor. Çünkü dinin ne olduğunu fark eden üstünün altının diye bir şey olmadığını bunu görür, buna şahit olur, bunu yaşar. Şimdi ve kendinizde yani bu bir anne babadan doğduğunuzda oluşmuş olan bir benliksiniz. Ve anne babanızla veya buradaki olaylarla veya muhatap olduğunuz durumlarla veyahut da bir sürü zanlarla oluşmuş bir benliğiniz var. Şimdi fakat burada bir de bir isim aldınız doğduğunuz anda. Doğduğunuz anda size bir isim kondu. Şimdi burada öğrendiğiniz veya deneyimlediğiniz veya zannettiğiniz her şeyle birlikte bir sürü macera yaşadınız, bir sürü deneyim yaşadınız ve sonunda belki bir soru sordunuz, ben kimim diye. Ve ne yapıyorum burada? Çünkü bu soruyu soranların yeri burası şu anda. Bu soruyu sormayanlara bir şey yok. Yani söyleyecek bir lafım da yok, sözüm de yok. Yani ve kimseye böyle bir yaptırımımız olamaz. Yani dinde zorlama yoktur denilen şey böyle bir şey. Peki size din diye dayatılan şeyde, söylenilen şeyde sizi o da zora soktu. Bir sıkıntıya soktu. Ve bir sürü zanlara doğru götürdü. Fakat siz sevmek istediniz. Kimi sevmek istediniz? Annenizi sevmek istediniz. Kimi sevmek istediniz? Babanızı sevmek istediniz. Kimi sevmek istediniz? Sevgilinizi sevmek istediniz. Arkadaşınızı sevmek istediniz. Ve sonunda hiçbir tatmin bulamayınca Allah'ı sevmek istediniz. Bu Allah neyse onu seveyim dediniz. Fakat Allah sistemine girince şimdi tabii ki bunun bir sevmekle alakası olduğunu bildiniz ama cennet ve cehennemden geçmek durumunda kaldınız. Çünkü cennet ve cehennem Allah sisteminde var. Böyle söyleyeceğim şimdi bugün böyle paldır küldür. ve bu sistemi tanımadan da yani buradan geçmek diye bir şey söz konusu değil. Yani ben burayı geçtim, ben evrenselim demekle olmaz. Gerçekten sistemi tanıyıp burada ona şahit olup ve onunla ilgili zanlarınızın bitmesi gerekir. Peki Allah'ı sevmek çok kolay bir şey mi? Değil. Hayır. Çünkü Allah muazzam polariteleri içinde barındıran bir sistemdir.
müthiş polariteleri. Yani bir söz söylediğiniz zaman zıttı mutlaka olur. Sistem bunu sizin önünüze getirir. Şimdi bunu önünüze getirenin sistem olduğunu fark ettiğinizde bunu siz kendi önünüze getirmemeye seçebilirsiniz. Doğru. Yani ben şimdi bunu böyle yapmıyorum diyebilirsiniz. Gerçekten o noktada susmak lazım. Susmayı öğrenmeniz lazım. Yani siz çünkü fark ettiğiniz zaman eğer tasavvufta bir iki adım atmışsanız sözlerinizin ve düşüncelerinizin oluşturduğuna şahit olursunuz. Sistem böyle işler. Sistem sizinle işler ve siz ne kadar söz söylerseniz o kadar madde oluşturursunuz. Neyi düşünürseniz onu oluşturursunuz. Nasıl hissederseniz onu oluşturursunuz. Şimdi bunu fark ettiğinizde susmayı seçersiniz fakat içinizdeki susmaz. İçinizdekinin gerçekten susabilmesi için yani neye susabilmesi için bunu oluşturmamaya yani artık oluşturmayayım ve gerçekten başka bir şey oluşturayım. Bunu oluşturmayı artık bırakayım diye bir çabanız olur. Doğru mu? Evet. Yani çünkü şikayet ettiğiniz şeyi devamlı siz oluşturursunuz ve devamlı oluşturdukça da onun içinde kalırsınız bu bedenle. O zaman bu bedeni tanımanız gerekir. Siz bu beden misiniz? Hayır, siz bu beden değilsiniz. Siz bu bedenin deki düşünceler de değilsiniz. Siz bu bedendeki hisler de değilsiniz. Siz bu beden değilsiniz. Ama buna şahit misiniz? Yani evet ben değilim demekle öyle olmaz. Ben değilim diyen zaten öyledir. Çünkü öyle olan ben değilim demez. Demez. Yok. Ona tamamen şahittir, emindir. Yani emin misiniz? Peki eminseniz bu bedeni kim oluşturdu? Bu bedeni siz oluşturdunuz. Sizin Rabbiniz olan siz oluşturdunuz. Yani men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Yani Rabbini, nefsini bilen Rabbini bilir. Bu manyetik alanda bu bedeni siz oluşturdunuz. Peki siz oluşturduğunuz bu beden Allah sisteminde kafanız karıştı mı? Karıştı. Ama karışmasın, netleşin. Çünkü burayı siz oluşturdunuz ve oluşturmaya devam ediyorsunuz. Peki bir şeyi oluşturmamak için veya başka türlü oluşturmak için veyahut da oluşturduğunuz şeyi çok sevmek için ötesine geçmek lazım. Ötesine geçmediğiniz bir şeyi kesinlikle bir şey yapamazsınız. Şimdi ötesine evet beyond demektir, supan demektir ve bütün kuantum alan ötesi alemdir. Ve siz gerçekten ötesinde misiniz? Neyin ötesinde mi? Düşüncelerin ötesinde, hislerin ötesinde, bedenlerin ötesinde, isimlerin ötesinde. Orada mısınız? Şimdi ötesinde olmanız çok önemli. Yani siz bilinç varlık mısınız? Çünkü siz bir bilinç varlıksınız. Geri kalan hiçbir şeyle özdeşleşeceğiniz bir şey yok. Peki, o zaman buradaki, burada bir bedeniniz var, bir isminiz var. Bu ne yapıyor? Bu nedir? Siz buna zulüm ettiniz. Neden? Neden zulüm ettiniz? Çünkü bunun asıl yaratım noktasında gidip buna bir teşekkür etmediniz. Rabbinize bir şükür etmediniz. Rabbinize teşekkür etmediniz. Yani bunu yaratan Rabbiniz
Z. Bu isim, şimdi gerçekten bir zikir istiyorsanız, ben bunu zikir şeklinde söylemeyeceğim, bugün başka türlü söyleyeceğim. Rabbiniz sizin bu isminizi oluşturdu ve siz Rabbinize kulluk etmediniz. Siz sevebilmek için annenize, babanıza, arkadaşınıza, dostunuza, şuna, buna, o sisteme, bu sisteme, Allah sistemine dahi yöneldiniz ama Rabbinize yönelmediniz. Çünkü Rabbiniz size bu ismi verdi. Ve bu ismi en mükemmel şekilde verdi. Hiç kusursuz verdi. Hiçbir hata yoktu bu isimde. Şimdi Rabbinizi sevmeye başlamak sizin kendinizi sevmeniz demektir. Allah'ı kabul gerekir, Rabbinize kulluk etmeniz, Rabbinize peki demeniz gerekir ki bu avatar, bu Rengin isimli, Sinan isimli, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet isimli avatar Rabbine sonsuz teşekkür etsin ve kulluk etsin. Ve Rabbinize kulluk etmenin yöntemini gerçekten sizi ne kadar rahatlatacağını ben size burada söyleyeceğim ve göstereceğim. Çünkü neden? Şimdi daha önce, evet, sizin kapasiteniz, Adem olma kapasiteniz var Allah formatında. Kadın, erkek fark etmez. Artık buraya gelenlerin kendilerine ben kadınım, ben erkeğim, ben Ayşe'yim, Fatma'yım, oyum, buyum, mühendisim, çöpçüyüm, bütün bunları bıraktığını düşünüyorum. Bunlarla kendini değerlendirmediğini düşünüyorum. Bu değerlendirmeyi tamamen terk ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirmeyi terk etmezseniz kuantum alana giremezsiniz. Yok, giremezsiniz. Çünkü o alan şu anda kalbinizde, gönlünüzde olan, sonsuz varlığınız olan o alandır. Şu anda bir nefes alıp verin ve gönlünüzdeki o noktayı şu anda hissedeceksiniz. Ve bu Rabbinizin oluşturduğuna da gerçekten zulüm ettiğiniz için bir sürü bilinçaltı formülleri yarattınız. Ama şu anda bir nefes alıp verin ve şu anda hep beraber kalp merkezinizin olduğu yerde sonsuz olan o alana şu anda şahit olun. Bedeninizi, kimliğinizi, düşüncelerinizi, hislerinizi, kim olduğunuzu şu anda terk edin. Ettiniz bile şu anda. Çünkü öyle bir alandayız burada hep birlikte. Düşünmeyin, hatta bana bile bakmayın. Ve gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınız zaman alfadasınız. Etrafta gördüğünüz hiçbir şeye bakmayın. Hiçbir şeyle meşgul olmayın. Sadece bir nefes alıp verin. Ve şu anda oradasınız. Peki, bunu şu anda hissettiniz mi? Böyle yapın bana. Eyvallah. Çünkü o nokta sizde var. Daim o noktaya döneceksiniz. Daim o noktaya döneceksiniz. Peki, o zaman ben bu bedenle ne yapacağım? Şimdi onu söyleyeceğim. Bu ismi Rabbiniz yarattı ama siz zulmettiniz. Nasıl zulmettiniz? Ayşe'den, Fatma'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten, yok dinden, ırktan, milletten bir sürü bir şey beklediniz. Halbuki Rabbiniz dedi ki, bir tek benden iste. Ve Rabbinizin yarattığı bu isim
hangi isimdeyseniz şimdi. Sonsuz aşık olacağınız yer. Sonsuz aşık olacağınız yer sizin hem özünüzde hem de Rabbinizde. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Rabbin diyor ki, sen iste ben vereyim. Ama bir tek, peki bu ismi sizin için oluşturmuş ve sıfır numara oluşturmuş. Şahane bir şekilde oluşturmuş. Allah'ın biriciği değilsiniz. Rabbinizin biriciğisiniz. Benzersiz olanısınız Rabbinizin indinde ve Rabbinizin oluşturduğu şeyde. Peki siz bu benzersiz olana şahit misiniz? Şu anda gözlerinizi kapamanızı istiyorum. Kapatın gözlerinize ve bir ışık bedeni hayal edin. Hayal ettiğiniz şey gerçektir biliyorsunuz. Dininiz başka türlü ayırt etmez. Ve bu ışık bedenin üstüne, alnına kendi isminizi yazın. Ve bunun ne kadar büyütün kendi isminizi. Ve büyüdükçe bu ismi büyütün ve o ismin içinde kalın. Rabbiniz oluşturdu bunu çünkü. Ve kendiniz olmanın nasıl bir özgürlük olduğunu şu anda yaşayın. İsminizi kocaman yapın ve içinde kalın. Zaman ve mekan olmadığı için kuantum alanda isminizi galaksiler kadar büyütün. Nefes alıp verin ve mükemmel, kusursuz, hiçbir hata olmayan his beden vücudunda hiçbir noksan olmayan şahane bir isim, şahane bir yaratım. Ve kendinize gelmenin sonsuz özgürlüğünü yaşayın şimdi. Nefes alıp verin. Allah'a kabul ama Rabbinize kulluk edin. Teşekkür edin. Bu ismi oluşturdu. Ve yalnız senden isterim. Yalnız seninle varım. Bu cümleyi Rabbinize söylediğinizi fark edin. Ve bu ismi size verdiği için, sizinle bu avatarı oluşturduğu için, bu ismin keyfini çıkarın, şimdi gözünüzü açın. İyi misiniz? Allah öze götürür ama bu Rabbinize götürür. Öze geldiği vakit insanlar kendilerini boşlukta gibi görürler. Yani benim burada hiçbir şey yapmama gerek yok. Doğru, yapsanız da olur, yapmasanız da olur ama Rabbinize gerçekten bir şükredin, teşekkür edin bütün oluşumları için. Şimdi biz tabii buradaki saçma sapan bir sürü şeyle kavga ediyoruz. Allah'la kavga ediyoruz. Etmeyin.
Sistemle kavga ediyoruz. Etmeyin. Sistemde sen üstünsün, ben üstünsün diye saçma sapan bir şey yapıyoruz. Yapmayın. Kimse üstün değil, kimse altta değil, kimse öyle bir şey değil. Ve bunu yaptığımızı da fark etmiyoruz. Yani düşüncelerimizle oluşturduğumuzu fark etmiyoruz. Ve bunları yapmayı bırakıp sadece Rabbinize döndüğünüzde, sadece yani sizi oluşturan noktaya döndüğünüzde, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, bütün zerreleri oluşturan Rablere hamd eden Allah, bakın, hamd eden Allah, Allah ve sistemi buna sonsuz kere sonsuz hamd ediyor. Bu isminize yaptığınız zulüm nedir? Bu isminize yaptığınız zulüm, onun bunun din diye anlattığına, onun bunun doğrularına, kendi Rabbinize yönelmeden, gerçekten ve sevmeyi but öğrenemezsiniz. Çünkü asıl sevgi sizin Rabbinize olan sevgidir. Asıl sevgi sizin özünüze olan sevgidir. Eğer sevmeyi öğrenmekle ilgili bir yolculuğumuz var bu alemde. Ama siz kendinizi sevmezseniz kimseyi sevemezsiniz. Kendinizi gerçek manada kim olduğunu fark edip kabul etmezseniz kimseyi kabul edemezsiniz. Hepsi uydurmaca olur. Ben Allah'ı da kabul edemezsiniz. Mümkün değil. Yani Allah bir sistemdir ve sizin içinizde özünüzün oluşturduğu bir durumdur. Özünüze demin dediğim gibi buradaki bütün kimliklerinizi bırakmadan oraya adım atamazsınız. Buradaki kimliğinizi de Rabbinizin oluşturduğunu, bu avatarı, onun hareket ettirdiğini fark ettiğinizde neşe dolmaya başlarsınız. Çünkü kendinizde çok eğlenceli bir serüven başlar. Çok zevkli. Çünkü sizi yaratım noktanızı bilirsiniz, bu ismi almışsınız ve bu isim bir anne, baba ve çevre dolayısıyla erozyona uğramış, doğru. Ama bunu oradan çıkarmak mümkün ve Rabbinizle zevkli bir seyahat mümkün. Yani evet, okey. Şimdi ben böyle söylüyorum. Tabii burada bir yolculuk yapıyoruz yani. Bir yolculuk. Şimdi bir yolculukta ne var? Şeriat, mesela Allah'a bir yolculuk yapıyorsanız şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye bir yolculuğumuz var. Peki Rabbiniz olmadan bu yolculuk tamamlanır mı? Hayır. Yani kendinizi Rabbinizle özdeşleştiğiniz şey Rabbiniz olursa, o size bunu fark etmek, yani kendinizden çıkmanız gerekir bunun için. Bu bedenle özdeşleşmeyi terk etmeniz gerekir. Ve o zaman Rabbiniz size bunu nasıl yaşatacağını birlikte fark edersiniz. Çok da seversiniz, sevmeyi öğrenirsiniz ve bu bedene, bu bedenin moleküllerine, bu bedenin DNA'larına, damar sistemine, bu bedenin her şeyine teşekkür etmeye başlarsınız. Gerçekten. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin manasını yaşamaya başlarsınız. Bütün Rablere, yani bütün bedenlere oluşturmuş bir Rabbi var, doğru mu? O zaman hepsine bir şükredersiniz, teşekkür edersiniz. Bunu Allah sistemi, Allah kendi yapar. Ne güzel olmuş, hepsi farklı farklı olmuş. Fark olmuş. Şimdi tabii ki yani bir anne babadan doğdunuz, Allah sisteminin dışına kimse çıkamaz. Yani
Allahü Samet diyor. Yani ben somum, kimse dışına çıkamam. Çıkamadığı alanda farkındalık alanlarına doğru gidebilir. Farkındalık alanı fark alemidir. Şimdi ben bunu tasavvufi şey olarak söylemek istemiyorum ama birinci fark Cem makamıdır. Onu da bir şey demeyeceğim. Cem'e girir, kimse sizi Cem'e sokamaz, siz Cem'e girersiniz. Hazreti Cem var, Cemül Cem var. Bunlar kendi Hazret oluş mertebelerini fark etmenizdir. Ama bu zamanın ilminde direkt sizi Rabbinize bağlayabilecek, yani bir şey söylüyorum ben şimdi, sizin beşinci boyutta ilk yaratım noktanızda, levh-i mahfuzda oluşturan Rabbiniz sizi kusursuz yarattı. Mükemmel. Ve siz sonra bunu burada bir sürü şeyle bozulduğu için anlamadınız. Şimdi lütfen Rabbinize dönün. Yani bu manayı kendi isminizle olmuş olan bu yaratım noktasına bir enerjetik alanda, bakın buradaki atomik benliğinize demiyorum. Ki bu da enerjetiktir. Yani bu da değişir, devamlı atomlar değişir, devamlı hareket eder ve devamlı fotonları oluşturur, devamlı kuantları oluşturur, devamlı bütün diğer atom altı esmaları oluşturur, her şeyi oluşturur şu andaki bu varlığınız dahi. Ve siz ne zaman ben şuyum, ben buyum deseniz bu bir yargıdır. Yargı olan şey de oluşturmayı durduran şeydir. Yargıda kalmayın lütfen. Lütfen. Yani hiçbir şekilde mesela dün biri bir şey dedi, ben burayı bitirdim dedi. Demeyin. Hiç kimse hiçbir şeyi bitirmez bu alemde. Yok, bitirdim dersen sistem sana hadi bakayım bitirdin mi diye önüne getirir. Lütfen iddiada bulunmayın. Yani isterseniz bulunun, bulundunuz mu gününüzü görün. Yani gününüzü görmek istiyorsanız tabii ki olur yani. Çünkü sistemi tanıyın. Bak Kur'an oku diye başlıyor. Neyi? Kitabı bir nefsi ki. Ne demek? Ya nefsiye bir kitap var diyor. Bunu oku. Peki önünde kitap mı var? Yok. Siz habire kitap okuyup duruyorsunuz. Hayır. Diyor ki bütün bu manyetik alan tek bir nefs. Bunu oku. Ve tek bir nefsten bütün yaratım. Tek. Benim nefsim seni değil, bir tane. Bir tane. Ve bunu oku diyor. Kime diyor? Sana diyor. Oku. Nasıl okuyacağım diyor. Rabbinin adıyla oku diyor. Rabbinin adı ne? Senin ismin. Şu andaki. Bununla okumaya başla diyor. Önünde bir kitap yok çünkü. Alemin kitabını oku diyor. Peki bunu okutmaya çalışan yani Rab lisanı diye bir lisan var. Doğru mu? Doğru. Benim bu zihnim, burada oluşmuş olan bu zihnim kandırmaca istiyor. Neden? Yani Hendek Savaşı'ndaki gibi. Yani kandırma. Neden? Çünkü benim bu zihnim birebir bir şey söylediğim zaman kendi kıyasına çekiyor ve orayı kapatıyor. Onun için biz bunu sembollerle söylüyoruz. Tasavvuf, Rab lisanı da sembollerledir. Bilinçaltı dili de sembollerledir. Ama bu sembollerden fark eden, çıkan ve burayı okumayı öğrenen, buranın okunası bir kitap olduğunu fark eden, ve buradaki bedeniyle hiçbir şekilde özdeşleşmeyen ama Rabbi ile özdeşleşen, özüyle özdeşleşen bir varlık. Burayı okumayı öğrendiği zaman, o zaman buradaki bütün oluşların yani hepsi zan, aldatmaca ve hepsinin tersi var. Onu da söyleyeyim. Yani burada göründüğü gibi değil ve
bu beynin, yani sizin buradaki bu beyninizin başka bir nöron ağına geçmesi için fark etmeniz gereken bir şey de bütün alemin sizin beyninizin nöron ağı olduğu. Ve siz neye bakıyorsanız onun size doğru geldiği. Peki o zaman, peki ben böyle yapmayayım. O zaman Rabbinize dönün. Rabbinize dönün. Ve sizin çok eğlenceli, keyifli bir yaşama döndürsün size. Çünkü Rabbiniz, yani bu nöron ağlarının başı, size bu ismi verdi. Ama siz bu ismi ne yapacaksınız? Anne, baba, çevre, zanlar. O onu dedi, bu bunu kodu. Kadın mıyım, erkek miyim, işte Müslüman mıyım, Hristiyan mıyım, ırkçı mıyım, şu muyum, bu muyum, karıştı. Hepsinden çıkmak gerek. Çünkü siz Rabbinizle özdeşleşin ve onun ne getiriyorsa onunla yola devam edin. Ama bunun için tabii ki okumanız, Rab lisanını öğrenmeniz, ki Kur'an-ı Kerim, her zaman söylüyorum, Rab lisanıdır. Ve frekans lisanını da fark ettiğiniz zaman bu da çok kıymetli. Çünkü zihnime ben bir şey söylediğim vakit zihnim diyor ki, ha tamam ben burayı tanıyorum, bu böyle diye hemen yargıya gidiyor. Yargıdan çıkabilmesi için sembol diline gitmesi iyi oluyor. Orada yargılayamıyor çünkü. Yapamıyor burayı. Başka şey yapma. Ha tamam diyor, bu bir oyun. Yani sizin zihninizin durumunu da fark etmeniz çok önemli. Şimdi özünüz doğru. Devamlı bu alemde herkes bir sevme ve aşk arayışı içinde. Bütün şeylere yönelmemiz bu yüzden. Tatmin olamamamız bu yüzden. Tatmin geldi mi de tadından yenmemesi de bu yüzden. Gerçekten. O yüzden tabii ki çok fazla bir şeyler de söylüyorum. Bunlar sepetinizde dursun. Zamanı geldiği zaman çıkar. Ama gerçekten kendinizi tanımak ve bilmek yolunda bir hareket istiyorsanız gerçekten etrafınızda gördüğünüz her kim varsa, çoluğunuz, çocuğunuz, kocanız, sevgiliniz, arkadaşınız, hepsine, bütün ilişkilerinize bırakmaya hazır mısınız? Şimdi bu derece ciddi bir iştir. Çünkü eğer siz bütün hepsinin bir simülasyon ve Allah yazılımı, bilgisayarda bir şey olduğunu görmeye hazır mısınız? Ben şimdi böyle zorlayıcı konuşmam çok. Eğer bunu yapacaksanız yaparsınız, yapacağım demezsiniz. Yapmaya başladığınız anda seyir başlar. Benim çocuğum, benim evim, benim kocam, benim bilmem ne. Hiçbir şey sizin değil. Şimdi buralara girmeyeyim ben o yüzden. Hiçbir şey sizin değil. Hepsi sizsiniz bir de bir noktada. Yani buraları kafanız karışır ama ilk önce terk gerekir. Terk gerekir, terki terk gerekir ve Rabbinize vuslatla şahitlik gerekir. Yani şahitlik, şehadet denilen şey böyle enerjetik alanda yaşanabilir ama bilinç alanında yaşanması bir süreç, bir emek gerekir bununla ilgili gerçekten. O yüzden şimdi buradan, yani Zoom şeyinde söylemek çok istemiyorum. Ama ilmini söylüyorum. Bunu yaşamaya niyetli olan adımını atar. Nasıl atar? Ondan sonra kulluk bilinir. Öyle yani siz Cebrail'e şahit olmadan kulluk gelme, olmaz ki. Ben işte kulluk anlatayım size. Hazreti Cem, Cemül Cem kulluk makamıdır. Ne oldu? Olmaz. Olmaz. Yani bütün alemin ayna olması ve aynalardan sizin kendinizi seyretmeniz, aynalarda bütün ayna
olan şeyin Allah sistemini yansıttığını, peki bunun farkını nasıl yapacağız? Terk etmek acı veriyorsa terk etmeyin valla. O yüzden ben söylüyorum, bunu lazım olduğu zaman yaparsınız. Nurdancığım söyle hayatım. Güzel hocam benim, sevgili hocam. Bir Rabbim bu kadar güzel anlatıldığını ne duydum ne de şahit oldum. Öncelikle bunu söyleyeceğim ben. Anlatmadılar çünkü. O kadar güzel bir şey yaşattın ki şu an bana. Ben bunu paylaşmak istedim. Biraz önce Rabbimizin bizi tam ve tam tekmil yarattığına dair bir gözümüzü kapatıp bir imiş, şey oluşturmuştuk, resim oluşturduk ya. Işık beden ve üzerinde kendi ismimiz. Onu oluşturduğumuzda alanın sadece ışık beden ve sadece kendi oluşmuş olan ismime bakınca ondan başka, Rab'den ve benden başka bir şey olmadığını gördüm. Ve onun yanındaki şu anki yaşadığımız, bu hayatta yaşadığımız Nurdan'a baktığımda etrafının ne kadar kalabalık olduğunu, ne kadar ıvırla zıvırla doldurduğumu, orayı böyle sıkıştırdığımı ama diğer taraftaki o resim, o bembeyaz ışık beden ve Nurdan isminin ne kadar inanılmaz içime huzur verdi. Ve tercih bize ait, bunu yapan da biziz, orayı oluşturmuş olan da biziz. Diğer resmi elimin tersiyle ittim ve o Rab'de kalma bölümünde kendimi bıraktığımda içimdeki hiçbir sıkışıklığın kalmadığını gördüm. Ve hocam hani biz eğitim diyoruz ama inanın eğitim bu. Şu an hani sembol dilinin en üst versiyonunu yaptın hocam şu an. Ya bak bu kadar söyleyeyim. Yani dedim ki, yani biz dedim yok bir sürü sembol dilini kullanıyoruz, siz biliyorsunuz bunu, burada arkadaşlarımız da biliyor ama şu an dedim hocam öyle bir sembol dili kullandı ki, yani kökünden ve dönüp bakın o sıkışıklığın içine dönmüyorsunuz, biliyor musunuz şu an? Yani her anımda döndüğümde sadece o bomboş dediğim ışık beden ve ismim var ve inanılmaz orada sonsuz sevgi, sonsuz aşk, sonsuz mutluluk, sonsuz bolluk, bereket, sonsuz ferahlık, sonsuz ferahlık hepsi orada. Niye ben bu tarafı tercih edeyim şimdi hocam yani? Şimdi bu taraf diye bir şey yok. Bu taraf dediğin şey aslında Rabbim bu nurdanı oluşturmuş. Evet. Ve bu nurdan çeşitli beşeri sistemler yüzünden zanlara kapılmış. Şimdi bütün zanları terk edip bir tek Rabbine bakmaya başladığın zaman Nurdan'ın en müthiş hali, en zevkli hali, en keyifli hali, en inanılmaz durumu Rabbi ile zuhur eden şey. Şimdi Fatiha'da yalnız senden isteriz dediği şey yalnız Rabbim'den. Yalnız seninle. Ve dediği bütün Fatiha'nın aslında anahtarı bu. Yani Rabbinle, yani sana verilmiş beşinci boyuttaki ilk yaratım isim noktasıyla nasıl bir zevk yaşayabilirim şimdi? Nasıl bir güzellik var burada şimdi? Ey Rabbim, ben kendi nefsime zulmetmişim, bilememişim. Ama şu anda çok şükür, teşekkür. Bu nasıl bir serüvendir? Ne zaman? Şimdi. Bu serüveni bana sonsuz güzelliklerle nasip eden sensin. Şükür şimdi. Ve burada daha neler mümkün? Şimdi. Bu senin, sana verilmiş bu ismin açılımı, zevki, muhabbeti, oluşturacağı şeyler. Şimdi, bu gerçekten başka yerde olan bir eğitim değil. Değil. Çünkü evet, hocam. Söylüyorlar. Şimdi ben orada, benim özüm harekete geçiyor. Diyor ki, ya kendinize gelin. Ya kendine gelmek, evet kendine gelmek Rabbine gelmek.
Rabbinin seni ilk yarattığı nokta ile birlikte yeni bir serüvene başlamak. Ve bunu nasıl bir olasılıklar ve güzellikler serüveni olduğunu şimdi fark etmek. Bunun neşesini bütün aleme, ya şimdi diğerleri, yani şu anda Rabbine döndün. Ya nedir? İlk yaratım noktana döndün. Nedir? Sana bu ismi veren noktayı sonsuz zevk etmeye başladın. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Nurdancığım. Hocam bu, ben teşekkür ederim. Ben gerçek söylüyorum hocam, yani şu an bir Rab tefekkürü bu kadar güzel yaşamamıştım. Hakikaten söylüyorum, senelerdir hani sizi dinlerim diyorum ya, her Zoom'unuz ayrı, yani Zoom'ların hiçbiri birbirine, aynı eğitimler gibi hiçbiri birbirine benzemiyor. Çünkü her birinde bir başka bir açılım, bu herkesin bilincine göre olan bir açılım, ama şu an bendeki o Rab'be dönerken kullandığımız o akses öğretilerini hani burada kullanıyoruz ya, bu evet, alemde kullanıyoruz ya hocam, yani şu an Rab'be döndüğümüz anda o soruları orada sorduğumuzda neler yaratır, şu an orayı şey yapamıyorum bile, ötelerin ötesini ortaya çıkaracağını düşünüyorum yani. Çok güzel, çok çok güzel hocam, çok teşekkür ederim, yani o yüreğinizden öpüyorum, ama lütfen bunu bizim eğitim arkadaşlarımızın içinde de bunu tefekkür ettirelim. Çok güzel çünkü. Tabii çok ki. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağ olun. Arkadaşlarımızdan olanlar var ama akşam tekrardan söyleyeceğim. Çünkü bunu gerçekten sizin benim Zoom'larımı takip edenler, mesela sen onlardan çok yakın takip eden birisin. Bu farkındalık geçişlerine şahit olurlar ve şimdi sen ondan hareket ettiğin için bu sana hemen geldi ve tamam oldu. Yani buna teşekkür ediyorum, gönlüne sağlık. Tabii ki kendinize gelin diyorlar ama bunun Rabbinizin ilk yaratım noktasında olduğunu ve isminizle özdeşleştiği zaman siz bunu deneyimlediniz. Enerji alanına bunu yazdığınız zaman ve büyüttüğünüz zaman, ama kendi isminizi zikredin diyorlar. Hayır, zikretmeyin, bunu yapın. Yapın. Ve bunun nasıl bir güzellik olduğunu, size nasıl bir kolaylık sağladığını, nasıl bir mucizeler yapacağını göreceksiniz. Yani kendinizi sevemezsiniz Rabbinizi bilmeden. Bu benim deneyimim. Yani Rabbiniz bu ismi oluşturduğu için bunu seversiniz. Ve burada ona eğer iman ederseniz Rabbinize ve kabul ederseniz ve Rabbinize dönerseniz o zaman burayı sevmeye başlayabilirsiniz. Yoksa sevmek çok kolay değil yani. Kendini sev. Nasıl seveceksin yani? Nereden seveceksin şimdi? İşte burada bir sürü bir şey olmuş. Onu sev, bunu sev. Tabii ki yani inanç kalıplarını kırmak cevizin sert kabuğudur. Şimdi biliyorsunuz Yunus Emre'nin bir şiiri vardır. Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü. Bostancı dedi ki, niye yiyorsun kozumu? Yani koz ceviz demektir. Cevizin yeşil tarafı ilk başındaki şeriattır. Ama sert kabuğu tarikattır. Yani tarikattan öteye geçebilmek için hakikat gerekir ve marifet gerekir. Yani ince zarı ve şey olarak, beyin olarak gösterilir. Yani ben senin beynindeki bütün sistemlerim diyor Allah. Ve bu sistemler senin beyninde var. Ve bütün bu inanç kalıplarını geç. Ve Subhane Rabbiyal Ala denilen noktaya ulaş. Ve o noktadan seyretmeye başla. Fakat bu noktadan sonra Rabbiniz denilen Rab ilmine varmazsanız
Boşlukta kalırsınız. Yani ben ne yapacaktım? Hiçbir şey yapmıyorum. Ama Rabbiniz size ne yapacağınızı söylemiş, bir isim vermiş. Ve bu ismi en mükemmel şekilde, kusursuz bir şekilde yaptım demiş. Şimdi mesela sizin, biz eğitimlerde de bunu söylüyoruz, bir yeriniz ameliyat edilmiş olabilir. Şu anda öyle olabilir, böyle olabilir. Ama yaratım noktasında kusursuzsunuz. Orası hala var. Ve hala var olduğunu fark ettiğinizde ve peki dediğinizde Rabbinize ve buna teşekkür etmeye başladığınızda ve bütün enerji bedenlerinizin şu anda bu isimle muazzam güzelliğe kavuştuğunu gördüğünüzde kendinizi yalnız özünüzle özdeşleştirip Rabbinizle yol aldığınızda bu böyle bunun için fark, yani farkındalık gerekir. Farkındalık denilen şey bütün fark makamlarıdır. Yani bu anlamak değil, fark etmekle alakalıdır. O yüzden sizi deneyimleyin diye ben düşüncenizde hayal edin bir enerji bedeni ve buraya isminizi yazın ve buraya kendinizi terk edin dediğimde Rabbiniz orada size ne yapacağınızı, nasıl bir güzellik sunduğunu ve orada o noktada her şey var ve tamam. Eksik noksan yok. Ve şu anda da bu oldu. Şu anda bu enerji işliyor. Evet. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Fatiha'nın bir durumu açığa çıktı. Maliki yevmiddin, o noktanın sahibi olan Rabbim. İyyâke nâbüdü, iyyâke nestaîn. Yalnız senden isteriz. Yalnız seninle. İhdinâ sırâtel müstakîm. Dengede tut beni. Beni muvaffak eyle. Bu avatarımı muvaffak eyle. Beni tevhid edilir. Kolaylık, neşe, muhabbete, her türlü güzelliğe beni kolay eyle. Ve şu anda bu enerji var. Gözünü kapatanlar bunu yaşayacak. Ya Rabbi, bu ismimle beni halkettin. Teşekkür ederim. Ve gerçekten neler mümkün. Teşekkür ediyorum.
Eyvallah. İyi misiniz? Hissettiniz mi? Evet. Çünkü böyle yapın. Çünkü niye? Aramızda mesafe yok. Yok. Burada varmış gibi duruyor ama mesafe yok. Evet. Sormuşlar. Küsen kendine küsüyor. Yani küstüğünüz şey ona özel bakmak lazım. Çünkü göründüğü gibi olmayabiliyor. Gerçekten onu özelden konuşmak lazım. Evet. Terk etmek acı veriyor diyor. İşte her nefs ölümün acısını tadacaktır denilen şey bu. Evet. Şimdi sevmek nasıl bir şey? Kilom göbeğim var, yüzüm şöyle gibi. Kilonuz, göbeğiniz, neyiniz olursa olsun Rabbiniz size bir isim koymuş. Ve o isimle mükemmel olanı yaratmış. Siz oraya bakın. Ve oraya şükretmeye başlayın. Bakalım nasıl oluyor. Teşekkür ederim. Rab ve Allah'ı anlattım. Bugünkü Rab anlatışımı gerçekten başka yerde duymamışsınızdır. Yani bunu deneyimlemediğim şeyi anlatmam biliyorsunuz. Gerçekten. Evet, hepinize hayırlı cumalar diyeyim. Yani gönlünüz, özünüzle, bütün zihniniz Rabbinizle kalsın. Okay. Gerçekten bu bir hem bilinç hem enerji yolculuğu, hepsi beraber. Bunun nasıl olduğunu gerçekten bir sürü kere anlattım, yine anlatmaya devam edeceğim. Hepinizi öpüyorum şimdilik. Hayırlı günler, güzel günler diliyorum. Gönlünüz özünüzde, zihniniz Rabbinizde kalsın. Tabii beni de çok sevmeyi unutmayın.